Of ya, bir türlü içemedim suyu. İyi ki içemedin Eymen. Neden ki? İçsen de boğazında kalırdı zaten. Bu gidişle öyle olacak. Peki Eymen'cim, sana bir fikir versem ne dersin? Neymiş o Temel amca? Bir de oturarak içmeyi dener misin? Aa, doğru. Allah razı olsun Temel amca. Amin cümlemizden. Bu benim de aklıma gelmemişti. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu da düşünmüş. Nasıl yani? Peygamberimiz suyu oturarak içmeyi tavsiye etmiştir. Ha? Neden? Ayakta su içmenin bazı zararları vardır. Benim suyu dökmem gibi mi? Hayır Eymen, senin oturarak içmeni takasallanıyor diye söyledim. Peygamberimizin tavsiyesinin sebepleri ise farklı. Mesela? Ayakta su içtiğimiz zaman su vücutta daha hızlı ilerlediği için yeteri kadar yararlı mineralleri almaya fırsatımız olmaz. Ve mikropları temizlemeye de. Bu yüzden bağışıklığımız zayıflar, daha çabuk hasta olabiliriz. Ancak oturarak içmek daha sağlıklı olduğu için Peygamberimiz önemli tavsiye ediyor. Öyleyse suyu hep oturarak içmeliyiz. Ayrıca az önce yaptığın gibi suyu bir dikişte de içmemeliyiz. Ben öyle mi yaptım? Evet, ben gördüm, hatırlasana. Peki bunu neden yapmamalıyız Temel amca? Aynı sebepten. Nasıl yani? Sizce? Bulduk. Şimdiden aferin. Suyu hızlı içersek vücutta da hızlı ilerler. Ama yavaş yavaş içersek vücutta da yavaş ilerler. Böylece vücut faydalı mineralleri almaya zaman bulur. Aferin çocuklar. Tek kelimeyle doğru. Peki ne kadar yavaş içmeliyiz? Peygamberimiz suyu 3 yudumda içermiş. Bu yeterli oluyor demek ki. Evet Asya. Sen bize güzel şeyleri öğretiyorsun Temel amca. Allah razı olsun. Cümlemizden Eymen. Hadi bakalım, hava kararacak. Yavaş yavaş eve dönelim.